Sektörün Öncüleri programından merhaba sevgili izleyenler. Ben Esra Özbakır. Her hafta olduğu gibi Show Türk ekranlarında sizlerle birlikteyiz. Revizyon ameliyatı nedir? Riskleri var mıdır? Başarılı bir burun operasyonu nasıl olmalıdır? Merak edilenleri sizler için Doktor Nezail Demirciler yanıtlıyor. Kaçırmayın. Evet izleyicilerimiz, İstanbul Yeşilyurt'tayız. Yanımızda estetik cerrahi operatör doktor Sayın Nezail Demirciler bulunuyor. Merhabalar Nezail Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, biz teşekkür ediyoruz. Nezail Bey, öncelikle sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Ben orta ve lise öğrenimini Denizli'de yaptım, Denizliliyim. Daha sonra üniversite olarak Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne gittim. Ankara Üniversitesi'nden 1988 yılında mezun olduktan sonra kısa bir mecburi hizmeti görevimi Sivas Gemerek'te yaptım. Sonra benim en büyük idealim, o zamanlarda parlamaya başlayan bir uzmanlık dalı olan kalp damar cerrahisine ilk tercih olarak yazmıştım ve kalp damar cerrahisine girdim. Bir yıl çalıştım, ancak çok sevmeme rağmen kalp damar cerrahisinin geleceği bana uygun değil diye düşünerek tekrar sınava girdim. Ve Gazi Üniversitesi Plastik Cerrahi'ye girdim 90 yılında. 90 yılından 96 yılına kadar ihtisas süreci, sonrasında da 25 yıldır International Hospital'da uzman olarak çalışmaktayım. Peki hocam, daha çok hangi ameliyatları yapıyorsunuz? Daha çok yaptığımız Türk ırkında burun maalesef sorunlu. Hem içi hem dışı. En çok yaptığımız ameliyat burun. Bu ülkelere göre değişiyor. Ancak Türklerin burnu maalesef diğer ırklara göre biraz daha sorun olmasından dolayı burun ameliyatı birinci planda. Peki burun ameliyatlarında daha çok revizyon mu yapıyorsunuz yoksa ilk ameliyatlar mı? Her ikisini de yapıyorum. Ama ilk ameliyatı yapmayı yeğlerim tabii ki. Revizyon ameliyatları çünkü içi kapalı kutu gibidir. Dıştan göründüğü gibi olmuyor. İçinde türlü dikişler, yapılandırma için kullanılan malzemeler, kıkırdaklar, açtığımızda görüyoruz onu. Biraz beklediğimizden daha sorunlu çıkabiliyor burunlar. O yüzden revizyon ameliyatlarını da yapıyorum tabii ki. Önemli olan revizyon ameliyatlarında daha iyiye doğru gidebilmek. Sayısı önemli değil. Üçüncü revizyon olabilir, dördüncü revizyon olabilir. Hiç önemli değil. Halk arasında yanlış bir inanış var. Revizyon ameliyatı yapıldığında artık bundan sonra yapılmaz, ikinciden sonra yapılmaz, üçüncüden sonra kesinlikle yapılmaz, dördüncü hiç yapılmaz gibi düşünceler var. Bunlar yanlış. Önemli olan yaptığınızda bir işi iyi planlama yapmanız çok önemli. İyi planlamayla gidildiğinde daha iyi sonuca mutlaka ulaşırsınız. Ve daha iyi sonuca ulaşılıyorsa sayının bir önemi yok. Altıncı da olabilir, yedinci de olabilir. Önemli olan siz daha bir üst aşamaya burnu getirebiliyor musunuz, getirmiyor musunuz? Önemli olan o. Peki burun ameliyatları dedik, göğüs ameliyatları dedik. Türkiye'de biraz göğüs ameliyatlarına çok sıcak bakılmıyor ama başka ne tür işlemler yapıyorsunuz hocam? Göğüs ameliyatların her türü yapılıyor. Bunun haricinde diye soracak olursanız göz kapağı ameliyatları önemli. Üst göz kapağı günümüzde de normal insanların da dikkatini çok çekiyor. Bu Covid döneminde ağız burun kapalı kalmasından dolayı gözlere ilgi biraz daha arttı tabii ki. Gözler daha ön planda. Göz kapağındaki deri fazlalıklarının alınması ve bu bölgedeki eğer varsa yağ torbalarının düzeltilmesi yüzün görünümünü çok olumlu yönde etkiliyor. Peki hocam, saç ekimi de yapıyorsunuz. Evet. Yurt dışından hastalarınıza ne tür hizmetleriniz var hocam? Yurt dışından özellikle Avrupa'dan çok saç ekimi çık geliyor. Bunun yanında Kanada olsun, Amerika olsun, hatta Avustralya'da olsun, o bölgelerden de hastalarımız çok geliyor. Bu gelen hastalara öncelikle biz fotoğraflarla değerlendirme yapıyoruz. Fotoğrafta eğer hastanın saç ekimine uygun bir saç yapısı var mı yok mu? Biz bunu telefonla da WhatsApp aracılığıyla da fotoğraflarını değerlendirip hastada nasıl bir sonuç olacağını önceden belirleyip ona göre bir plan yapabiliyoruz tabii ki. Peki saç ekimiyle alakalı son bir soru soracağım. Saçların işlemden sonra çıkma süresi ne kadardır? İlk başlangıçta ektiğimizde ilk 2 hafta, ben ameliyat sonrasındaki süreçten biraz bahsedeyim. Hastaların ikinci günde sargılarını açıyoruz ve sonrasında sargı açıldıktan sonra hastaları nasıl yıkaması gerektiğini öğretiyoruz. Ve 2-3 hafta yıkamaya devam ediyor hasta ve bu süre sonrasında oluşan kabuklarda dökülme oluşuyor ve normal bakıma geçilebiliyor sonrasında. 2-3 ay
Ektiğimiz köklerin %80-85'i dökülüyor. Bu dökülen köklerin bir önemi yok. Aslında kök değil, dökülen kıl demek daha doğru. Bu köklerden daha sonra kıl üretimi başlıyor. Ve bu kıl üretimi 4. ayda başlıyor. 5. 6. ayda hızlı olarak devam ediyor. 7. ayda belirgin oluyor. 8. aydan sonra yavaşlıyor. Ve son, artık bundan sonra çok değişmez diyeceğimiz süre 1 yıldır. Yani 1 yılda etkili bir şekilde sonuç alabiliyoruz. Peki Nezahir Hocam, burun ameliyatlarından, revizyondan konuştuk. Birazcık da bu hastalarınızın size olan taleplerinden, isteklerinden bahsedebilir miyiz? Hastalar en çok sosyal medyada olsun, kendi yakınlarında olsun, çevresinde gördüğü hastaların burunlarının şeklinden, fonksiyonundan, sonuçlarından memnun olmasından dolayı cerrahlara direkt olarak gider. Nokta atışı olarak gider. Nokta atışında eğer o cerrahı beğendiyse de ameliyat olur. Bu hastalar tabii ki nokta atışı yaparken bir referans alıyorlar. Bu referansta ellerinde bir fotoğraf veya bir kişiyi, şu kişinin burnu gibi bir belirli bir yapıyı kafalarında oluşturuyorlar. Ancak biz bunu bir hastada yapıyoruz, ancak diğerlerinde aynı şekli, aynı sonucu almamıza imkan yok. Çünkü herkesin yüz yapısı, deri yapısı, kemik yapısı, deri altı, yağ dokusu, adale yapısı, her şey değişik. Bu nedenle hiçbir zaman için bir yapılan burun bir yapısı diğerine benzemez. Eğer benziyorsa orada sorun vardır. Çünkü çok bariz bir değişiklik yapılıyordur ve hepsi aynı torundan çıkmış gibi bir görüntü verir. Hiçbir kimsenin bir kimseye benzemediği gibi hiçbir burun sonucu da diğer buruna benzememesi lazım. Eğer benziyorsa sorun vardır. Esas önemli olan, hastanın yüzüne bakıldığında burun ameliyatı yapıldığı belli oluyor mu, olmuyor mu? Yani doğal görünüyor mu, görünmüyor mu? Amaç doğal görüntüye ulaşmaktır. Ama genelde hastalar doğallıktan ziyade daha çok istediklerinin olmasını istiyor. Ama siz de diyorsunuz ki yüzüne yakışan olması. Değil mi? Evet. Bakıldığı zaman yüz yakışan önemli. Bu konuda orta yolu bulmamız gerekiyor tabii ki. Aslında biraz daha kemerli, biraz daha kalkık istediğinde ben olumsuz yönlerini de hastaya anlatıyorum. Olabilecek en uygun şekli belirleyip hastanın da isteklerinde bir kenara öyle olmaz deyip kestirip atmamak da gerekiyor. Ortak bir noktada aynen buluşuyorsunuz. Göğüs ameliyatlarından bizlere biraz bahseder misiniz? Bu genel bir tanımlama oluyor. Aynen sizin sorunuz gibi hastalar da bize soruyor. Ben göğüs estetiği istiyorum. Yani göğüs estetiği bir tane değil çünkü. Yapıya göre çok değişiyor. Göğüste büyütmeye mi ihtiyaç var? Hem büyütme hem toplamaya mı ihtiyaç var? Küçültmeye mi ihtiyaç var? Veya yalnızca toplama yeterli mi? Buna göre muayene ederek değerlendirme yapmak gerekiyor. Büyütmede en çok kullanılan yöntem, dünyada olduğu gibi ülkemizde de silikonla büyütme tabii ki. Bu silikonların değişik tipleri var. Düz olanları var. Çevresindeki oluşan zarın protezi sıkmaması için texture dediğimiz pürtüklü bir yüzey yapılan silikon türleri var. Bunlar hastanın isteğine, yapısına göre seçimi yapılabiliyor. Silikonun zararları var mı? Patlar mı? Diye sorular da geliyor. Silikonun bizzat bir zararı yok. Ancak literatürde belirtilen az miktarda bir kan kanserine yol açma ihtimali var. Bu konuyu da hastalarımıza bizim belirtmemiz gerekiyor. Çok nadir de olsa bu risk var. Bu riskten korunmak için de sonraki takipler önemli. Hastanın silikonunun sertleşmesi, sıvı birikmesi, ağrı gibi nedenler var ise kontrol edilmesi gerekiyor. Ama en çok karşılaştığımız sorun silikonun sertleşmesi. Bu da vücutta silikonun çevresine oluşan zarın kalın olmasıdır. Her vücut bu zarı yapıyor ama ince olmasından dolayı belli olmuyor. Eğer bu daha kalın bir zar haline geldiyse o zaman sıkıp sanki sert patates koymuşsunuz gibi bir görüntüye ulaşması mümkün. Peki hocam, silikon taktırdıktan sonra bir bayan anne olduğunda bebeğini emzirebilir mi? Emzirebiliyor. Çünkü silikon operasyonlarında girdiğimiz 3 bölge var. Koltuk altından girilebiliyor, meme altından girilebiliyor. Bir de memenin renkli kısmının altından girilebiliyor. Bunların üçünde de meme dokusunda bir hasarlanma söz konusu değil. Nereye yerleştirileceği konusunda ben konuyu biraz daha açacak olursam, adalenin üstüne mi, altına mı, yarım adaleye mi? Yani bu da hastanın meme dokusu ve deri kalınlığına göre belirlenmesi gereken bir seviye. Eğer çok ince bir derili ise, meme dokusu yetersizse kas altına kullanılabilir. Kas altına kullanıldığında da silikonun adalenin basma etkisiyle
Bir tarafları kayma riski daha fazla oluyor. Bu sorundan uzaklaşma için dual plan dediğimiz yarım kasa altı plan tercih edilebiliyor. Ama meme dokusu yeterli, derisi kalınlığı protezi kamufle edebilecek şekilde ise bunlar da subfasial dediğimiz adalenin zarının altına yerleştirilmesi iyi sonuç veriyor. Evet, meme küçültme ameliyatları da aslında estetik sınıfa sokulmaması gerekecek bir ameliyat türü. Bu gerçekten hastanın boyun yapısında, omuz yapısında, hatta omurga yapısını bile etkileyebilecek sorunlara neden olabiliyor. Çünkü bazı hastalardan 1,5-2 kilograma kadar doku çıkartılabiliyor. 1,5-1,5 çıkartıldığında 3 kilogram hasta birden zayıflamış oluyor. Göğsüdeki 3 kilogram sürekli taşıdığı kolyenin çıktığını düşünün. Yani bayağı bir hastada rahatlık verici oluyor. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Bizi ağırladığınız için. Sağ olun.